Ağlama sen. Git. Bu ne ya? Kışt. İnşallah aşıları falan tamdır. Bugün karşınızda Fat 21'ın kasesini incelemek üzere bulunuyoruz. Gelmiş. Sakin. Hop. Kış. Şimdi üç kere beş kere benden bırakmam. My mic iPod iPad'i al gel sakın iPhone'unu unutma. Yollara düşmeden bize sıra bitmeden çakallara yem olma. Sonradan pişman olma. Altını üstünü gerisi berisini incelemeden bırakmam. Başkası yapmadı hiçbir testleri şapattığından kaçınmam. Yollara düşmeden bize sıra bitmeden çakallara yem olma. Sonradan pişman olma. iPhone'da o yine geldi buraya. Testleri yapıp da soruları sormaya. Geride kalanları uyarmaya. Karşılaştırma yapıp da sonuçları duyurmaya. Elle vicdanına koyup da söyle. Bu testlere ne kadar sürecek ki böyle. iPhone'da o deyip de geçme. Bize güvenle yanlışı seçme. İşte karşınızda Tech 21'ın iPhone 6 Plus için çıkarttığı klasik shell kılıfı. Tech 21'ın olayını bilmiyorsanız önceki videomuzu izleyebilirsiniz. Kısaca bu kılıfın içinde şu gördünüz. Kenarlarında D3O denilen bir madde var. Bu D3O maddesi Türk erkeği gibi yumuşak yaklaştığınız zaman yumuşak, sert yaklaştığınız zaman sertleşen bir madde. Önceden yaptığım incelemede bununla ilgili daha fazla detay ve testleri görebilirsiniz. Kutunun kendisine şöyle bir bakacak olursak... 5.5 inç iPhone için cihazınızı sıkı sarar demişler. Hemen şöyle açıyoruz. Burasından kaldırdığımız gibi kılıfı kendisine ulaşıveriyoruz. Çok karmaşık bir sistem değil. Burada gördüğünüz madde D3O. Bunu motosikletçiler daha iyi bilir. Çünkü onların artık kıyafetlerinin içine de bu zımbırtıdan koyuyorlar. Hemen iPhone'umuzu getirelim. Cihazımıza uygulanması da çok basit. Şuradan fıttırı, buradan fıttırı, alttan fıttırı, yandan bandırı derken işte kılıfımız takılmış vaziyette. Aletime bana bir şeycik olmaz. Çıkarıp bıçaksam masaya kenarları cızılmaz. Elden ele geçse bir şey olmaz. Pencereden düşse bir şey olmaz. Korumamı taktım aletime. Senin gibi fındık kıran kızlar korkutamaz ki beni. Yılanı deliğinden çıkaran. Hissiyat olarak kaygan değil. Yanlarının çıkık olmasından dolayı iPhone'u biraz daha genişletti. Aletimi alırım giderim ben. Seninle muhatap olmam. Sakın beni arama ya da sorma. WhatsApp'tan bulaşma. Twitter'a gelsen yasaklarım. Facebook'e gelsen bloklarım. Seni bir daha takmam şeyime. Thank you.
Evet sevgili arkadaşlar, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Ne diyorsunuz, iPhone 6 Plus için Take-Two-I-One'ı tercih eder misiniz? Yoksa daha önce incelediğimiz mesela PowerSport'u mu beğendiniz? Yoksa Apple'ın kendi kılıfını mı beğendiniz? Yoksa sizin kendi bildiğiniz başka bir kılıf mı var? Ayrıca iPhone 6 Plus niye böyle üvey evlat muamelesi görüyor? Neden kendisi için kılıflar bir türlü çıkmak bilmiyor, böyle geç kalıyor? Nerede bu kılıflar? Spigen Beyciğim'in iPhone 6 çıkmadan önce o kılıfları sızdırarak işi mahvetmesinden dolayı Apple sizce ölçüleri başka yerlere vermedi mi? Ne oldu, ne bitti? Ne düşünüyorsunuz? Lütfen aşağıda yorumlar bölümünde bizimle bunu paylaşın. Şuradan bir yerden de kanalımıza üye olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki bölümde görüşecek herkese. Çok iyi bakın ve hoşça kalın. Ayı kadın. Ayı kadın! Ayı kadın, git buradan!